Ünitesinin son bölümü olan genleşme. Tamam. Neydi genleşme? Bir maddeye ısı veriyorsun. Sıcaklığı artıyor. Sıcaklığı artınca da ne yapıyordu? Genleşiyordu. Yayvanlaşıyor. Yani hacmi büyüyordu. Hatırladın mı? Örneğin telgrafın telleri. Kışın çivi gibi olan, dümdüz olan teller yazın büklüm büklüm oluyor. Asfaltın sıcağında sakız gibi eridiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Demiryolu rayları vardır. Düz gidecek ama ne yapar? Genleşiyor, yamuluyor. Yamulunca ne oluyor? Tren raydan çıkıyor. Var mı örnekleri? İstemediğin kadar var. Yani genleşme dediğimiz şey de ne? Bir cisim sıcaklığı artarsa, delta T olursa, artarsa, sıcaklığı artarsa ne yapacak? Hacmi büyüyecek. Olay bu. Bu kadar basit aslında. O yüzden biz demir yollarını yaparken aralara boşluk koyuyoruz, biliyor musun? Demir yollarında şuralara şöyle boşluklar koyuyoruz. Niye? Bunlar uzayacak diye. Yine aynı mantıktan köprü yapıyorlar ya, köprü. Köprü yaparken de şöyle bir köprü göstereyim ben size şimdi. Tamam. Şuralarda esneme dediğimiz, esneme demeyelim, doğru cümle olmaz. Genleşme yerleri vardır. Yani aslında köprümüz uzuyor ve daralıyor. Çok daralırsa olmaz, çok uzarsa da olmaz. Bu yüzden ne yaptık? Malzeme mühendisliği mühendislik var. Her madde sıcaklığa ne kadar reaksiyon gösteriyor, ne kadar çabuk genleşiyor, ne kadar küçülüyor. Hatırlıyorsan termometrelerde şunu söylemiştim. Civanın genleşme kapasitesi çok yüksek, alkol yükü yüksek, su yükü düşük. Su genleşmiyor. Elimizdeki her bir malzemenin de genleşmesi farklı farklıdır. Aynı değildir. Tersi de bunun, soyunca büzüşüyoruz. Yazın yatakta nasıl yatıyorsun? Maşallah böyle yatıyorsun. Kışın abi iki bittim yatıyorsun, küçülüyorsun işte. Tamam mı? Buradaki aynı mantık devam ediyor. Genleşme maddenin sıcaklıkla beraber hacminin, boyunun, yüzey alanının artması, soğuklukla da küçülmesi anlamında. Var mı sorun? Yok. Peki ben bu genleşmeyi katı sıvı gazlar için ayıracağım. Tamam mı? Burada zaten pek bir şey yazmadım. Burayı bir sileyim. Bir silelim burayı. Geliyorum sana, katılar için başlıyorum yazmaya. Katıların genleşmesi. Katılar da genleşir mi? Tabii ki de genleşir. Bunu da senin için üçe ayıracağım. Boyca, yüzeyce ve hacimce genleşme. Şimdi bak. Gördün mü saç telini? Ne kadar ince. Çok ince değil mi? O yüzden biz de burada katıları ayırıyorum. Boyca genleşme. Ne demek istiyorsun sen öğretmenim? Bir ilk boyumuz var. Tamam. Isıtırsanız ne olur bunun boyu? Uzar. İki taraftan da uzar arkadaşlar. Tamam mı? Şu kırmızılarla beraber uzadı. Burada bakın formülleri kaldırdılar yeni nesilde. Ama mantığını kaldırmadı adam sana. Bak sana bir cümle söylüyorum. İyi dinle burayı. Eğer ki bu 1 metre ise ve 1 santim uzadıysa, 1 metre çubuk 1 santim uzadıysa 2 metre çubuk kaç santim uzar? 2 santim uzar. Anladın mı? 1 10 metre olursa da 10 santim uzar. Yani ilk boy önemli aslında. Genleşme miktarına baktığımız zaman ilk boy önemli mi? Evet, önemli. Anlaşıldı mı? Genleşmede L0 dediğimiz ilk boy önemli. Başka genleşme katsayısı dediğimiz bir katsayı var. Her malzeme için farkı önemli. Bir de ne önemli? Sıcaklık farkı. Şöyle düşün. 1 metrelik çubuğu 1 derece ısıttığımda, 1 santim uzuyorsa 1 metre çubuğu 10 derece ısırsam ne kadar uzar? 10 uzar. Tamam. Yani eskiden şu vardı, yeni sistemde yok artık. Öğretmenim, boyundaki değişim ilk boyuna bağlı, genleşme katsayısına bağlı ve sıcaklık farkına bağlı derdik, geçer giderdik. Ama bu zaten yorumsal geliyor. 1 metre 1 santim uzuyorsa 2 metre 2 santim uzar. 3 metre 3 santim uzar. Ya da 1 metre 1 derecede 1 santim uzuyorsa 10 derecede 10 santim uzar cümlesi geliyor. Buradan şu hatayı yapmayın. Beni ısıtırsan boyum uzar mı? Uzar. İlla tek boyutlu olmak zorunda değil. 2 boyutlunda boyu uzar, 3 boyutlunda boyu uzar. Anlaşıldı mı cümle? Yani hocam bunun boyu uzar mı? Niye uzamasın evladım? Uzar tabii. 2 boyutlu da 3 boyutlu da olması bir şey ifade etmez. Arkadaşın boyu uzar mı? Uzar. Boyca genleşme bu. Gidiyorum yüzeyce genleşmeye. Alanca diğer adıyla yüzeyce. Alanca genleşme. Burada bir yüzeyden bahsediyorsun. Bu yüzey genleşecek. Yani bir tane kare dikdörtgen elimizde olsun. Şöyle bir şey.
Isıtalım biz bunu. Isıttığımız zaman ne yapacak? Genleşecek. Bakın cümleye dikkat et. Genleşme merkezden dışa doğru gerçekleşir. O halde nasıl gerçekleşecek? Şöyle genleşecek. Şu şekilde bir son durum oluşacak. Yine bunun genleşmesi neyle ilgili? Öğretmenim, yüzey alanıyla ilgili. Yani 1 metrekare, 1 santimetrekare genleşiyorsa 10 metrekare, 10 santimetrekare genleşir. Yine genleşme katsayısıyla önemli. Yine sıcaklıkla alakalı mı? Alakalı. 1 derece arttırdığında işte şu kadar alan olarak artıyor. 10 derece olsa 10 kat artar. Tamam mı? Buradaki felsefe bu. Yorum sorusu orantı. Bununla ilgili bir başka bir şey soracağım sana. Bak şimdi. Şuraya gidiyorum. Alancıya devam ediyorum. Diyelim ki bir tane kare var. Bu karenin ortasında, orta burada değil mi? Bir tane delik var. Bak kareniz bu. Orta delik, tamam. Yarıçapı R, uzunluğu L. Isıtalım bunu. Soru. Isıtırsak delik ne olur? A, bir şey olmaz. B, kapanır. C, açılır. Bir şey olmaz. Kapanır, açılır. Evet, farklı farklı cevaplar geldi. Evet, ama biraz önce onun tiyosunu vermiştim. Merkezden dışa doğru olacak. Bu adam genleştiğinde, bak bu adam genleştiğinde ne olacak? Yarıçapta büyüyecek. Dışa doğru genleşecekler. Öğretmenim, R ne olur? Artar, genleşti. Boy artar, genleşti. Peki soru, L eksi R ne olur? Soruyoruz. L eksi R ne olur biliyor musunuz? Artar. Ne? Evet. Yarıçap 1 santim, bura 5, 1, 2, 3, 4 santim. Ya kardeşim, 1 olan 1 uzar, 4 olan 4 uzar. Farkla büyür. Ama değil. Senin dediğin şey şuydu mübarek. L bölü R oranı sabit. Tamam. 1 olan 1 uzar, 10 olan 10 uzar, oran sabit. Ama aradaki fark ne olacak? Açılacak, büyüyecek. Tamam mıyız? Başka? Yarım elma gönül alma diye bir muhabbetimiz var bizim. Bak şimdi. Şöyle bir tane daire parçası var. Alfa. Tamam. Isıtalım yine biz bunu. Isıyı verdi. Yarı çap ne olur? Ve açı ne olur? Şimdi açı şöyle. Hocam bu var, büyüyecek ki şimdi. Şişecek ki. Hop. Canavar gibi öyle. Yer onu yani. Ejder ya. Vav ya. Yani ne kafadayız var ya. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yok yok. Merkezden dışa doğru genleşecek. Görüyor musun? Gördün mü? Alfa değişmedi. Yarı çapımız artar. Orası kapanmaz. Açılmaz da bu şekilde kalır. Yani çok basit. Cep telefonundan resim çekiyorsun ya bunu resmi. Resim çekince böyle büyütüyorsun ya. Aha o işte. Fotokopi makinesine koyup büyüt bunu ya. Uzaktan değil, yakından bak işte. Bitti. Isıttığın zaman büyüyecek. Soğuttuğun zaman küçülecek. Şekille şemalle oynama. Tamam mıyız? Bu bizim neyle ilgili şimdi? Katının boyu, katının yüzey alanı. Geldim katının şimdi hacimcesine. 3 boyutlu da tabii ki de arkadaşımız büyüyecektir. Tamam. Hacimce genleşmede bir tane küp aldığımızı varsayalım. Bu küpü ısıtacağız. Isıttığımız zaman son durumu şöyle olur. Çok güzel oldu. Ben sevdim ben bunu. Düzgün çizince insan güzel oluyormuş böyle. Bu. Peki öğretmenim, genleşme miktarı neye bağlı? 1. İlk hacme bağlı mı? Bağlı. İlk hacmi büyük olan çok genleşir. Genleşme katsayısına bağlı mı? Bağlı. Sıcaklık farkına bağlı mı? Bağlı. Böylelikle de ne kadar genleştiği ile ilgili biz yorum yaparız. Buraya kadar sorusu olan var mı? Yok. Anlaşıldı galiba. Peki bu katıydı. Şuraya sıvıları da hemen yazayım. Çünkü küçük bir yerde yetişer bize. Arkadaşlar sıvıların genleşmesi böyle boyca moyca olmaz. Yüzeyce olur. Çünkü en küçük su molekülü damla halindedir. 3 boyutludur. Isıtınca 3 boyutlu genleşir. Ve sıvılar içinde genleşme katsayısı ayırt edici özelliktir. Lavadingo burada da ayırt edicidir.
ayırt edicidir genleşme katsayısı. Ve sıvılarda hacimce genleşir. Delta V olarak genleşirler, tamam mı? Boyca, alanca değil, hacim olarak genleşirler. Var mı sorun? Geçtim. Kime giriyorum? Gazlara. Gazlar genleşir mi? Oo, müthiş genleşir hem de. Ne demek? Genel anlamda, yani spesifik, genelde gazlar daha çok genleşir. Tamam. Yani yazın sıcağında buram buram ter kokusu var ya, işte o biçim işte. Ama ilginç, gazlar için alfa ayırt edici değil. Bunu yeme. Ayırt edici değil. Yine gazlarda 3 boyutlu genleşecek. Tamam. İşte genel anlamıyla genleşme bu. Tatlı oldu. Bunu screenshot'ını alacağız, geçeceğiz. Bitti mi? Bitmedi, geliyor. Devam geliyor.